Necat Köten demiş ki Erdoğan'ı yenmek isteyen bir parti en güçlü adamını Erdoğan'a karşı sahaya sürer. CHP Kılıçdaroğlu'nu sahaya sürdüğüne göre Erdoğan'ı yenmek istemiyor. Arkadaşlar bugün saat 18'de yorum yaptım bu konuyla ilgili. Bir kez daha söyleyeyim. Ben burada, ben ama, ben, benim okumam bu. Kılıçdaroğlu stratejik bir hamle yapıyor arkadaşlar. Yani muhalefetin adayı yok üzerine kendisini aslında siper ediyor ve kendisine Yıprattırmıyor mu diyorsun? yıprattırıyor, kendini Hayır yıprattırıyor. hayır. Olacak kişiyi. Aynen öyle. Benim gördüğümü söyleyeyim. İki, eğer bu fırsat onun adaylığını da önünü açacaksa hayır demez. Ama bugün Koray Aydın'ın açıklaması. Bugün Koray Aydın'ın açıklaması yani İYİ Parti'nin 2 numaralı adamı arkadaşlar. Nefsimizi yeneceğiz dedi bir de. Kılıçdaroğlu'nu koyarak. Bu şu demek. Tamam da zaten Meral Hanım'ın aday olmak gibi derdi yok ki. Meral O Hanım o başbakan aday... olmanın Meral peşinde. Hanım, Meral Hanım diyecek ki muhalefet partilerine ben ülkenin şu andaki muhalefet partilerinin içerisindeki ikinci parti olarak ben Cumhurbaşkanlığı iddiasından vazgeçiyorum. İttifak partilerinin hiçbir genel başkanı iddiada bulunmasın. Neden dedim? Biz o partilerin dışındaki bir ismin etrafında partiler olarak işte bakan yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı olalım. Dönemi 2 yıllık, 1 yıllık neyse geçiş dönemi hükümeti kuralım. Ve Türkiye'yi yeniden revize edelim diyecektir. Ve seçimlere kadar da aday ismi üzerinden bir tartıştırmayı yaptırmamayı doğru bir politika olarak görüyorum. Ve Kılıçdaroğlu'nun kendini siper etmesinde anlamlı buluyorum ki işte parlamentodaki bütçe görüşmelerinde Yeliz diyerek, müthiş bir Yeliz de buradaymış Ha, ben diyerek. onu araştırdım. Şeymiş o ya. Mecliste bir gün bir sosyal medya, şimdi adı aklıma gelmiyor. Telefonla canlı yayın yapılıyor. Yeliz diye birisi yapıyor. Tamam mı? TikTok'tan diyelim. Çok emin değilim de yani bir sosyal medya şeyi. Sonra o isimde birinin vekil olmadığı belli. Kim yapıyor diye araştırıyorlar. Bulamıyorlar o sırada. Sonra Hamdi Bey karıştırıyor Kendi ve kimliğini kendisi de. o sırada şey atıyor. Mesaj mı atıyor, görüntüye mi geliyor, kendini mi çekiyor artık? Ondan sonra Yeliz ismi olunca Yeliz ortaya kalıyor. çıkıyor. Yalnız burada garip olan bir şey var. Dün Sayın Kılıçdaroğlu Yeliz konuşsun deyince sataşma var diye söz istemiş. Niye istedi onu çözemedim. Yeliz kendisi olur ya. Haklı, Yeliz'e laf söylenmişse ben mi itiraz edeyim yani? Bu arada motorin 10 liraya geçmiş. Hayırlı olsun. Dolar 10 lira olacak derken benzin 10 lira oldu. Bize konmaz Motorin 10 lira. arkadaşlar. Bizim adımız Thomas. Bize Niye? konmaz. Thomas olunca ne oluyor? Konmaz. Biz hep 50 liralık benzin alıyoruz. 50 liralık mazot alıyoruz. Vallahi ben de hep 100 liralık alıyordum ama 100 lirayla buraya artık gidip gelemiyorum. Arkadaşlar bu AK Partililerin yediği içtiğinden istiyoruz. Hepimiz bilginiz olsun. Valla toplu taşımaya geçeceğiz galiba bu gidişle, yapacak bir şey O daha iyi. Olumlu. En azından hava kirliliği yaratmıyormuş olursun. AK Parti buna da bir kılıf uydurur. Benzine ve mazota zam getirerek toplu taşımayı ya şimdi destekliyoruz demezler mesela mi dedin? Demezler mi? sana ya 13 lira deyince Fatma Hanım yazmış. Sana ya zararlı demiş. Doğru, sana ya Tabii zararlı AK ama Parti de ona bir kılıf uydurur. Yemeğin. Ya geçen adam demiyor muydu utanmaz bir şekilde? Domatesi kiloyla almayın, 2 tane alın. Hatta bu dönemde de domates yemek sağlığa zararlı, onu da yemeyin. hayır, sağlığa zararlı, katılıyorum yani. Ama hep zararlıydı. 20 yıldır da zararlıydı yani. Öncesinde de zararlıydı. Bu sene zarar ortaya çıkmadı. Arkadaşlar, o sağlığa zararlı olan bu zenginlere niye değil, sadece merak ettiğim olay o. Neden onların hiç sağlığı zararlı değil? Ne diyelim bu Vallahi olaya? her yerde geçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri Aselsan'la ilgileniyor. Bloomberg haber olarak Yaz geçmiş. bir kenara. Türkiye ile görüşmeye Bak, başlamışlar bunu diye. ilk söyleyen bir Evet, de de ikinizden duydum benim, ben. ben. Erk de şaşırdı. O gün Benim bak bu ve kadar o gün Aselsan hatırlıyorsan borsada tavan yapmıştı. patlamıştı. %10 artmıştı. Daha Yazın. fazla artmıyor Yazın Türk bir kenara. borsa kurallarına göre. Tam da o gün. O gün dikkatimi çekmişti. Biraz Üzülürüm, ne diyeyim zamlandırarak ya. satmak istiyorlardır bir din. A Haber simitin zararlarını yayınlamış. Tak yok be, o kadar da değildir. Arkadaşlar benzinin zararları da yakında yayınlanırsa kendi kişisel araba kullan. Zaten araba satılmıyor. Yani yok yani, tamam mı? Erdoğan ne diyor?
Diyor ki otomobilciler diyor arabaları stok yaptılar dedin. Yeni arabaları. Ya sen o zaman satar mısın? 2 ay sonra daha çok zam geleceğini bilsen yani. Nasıl satacaksın abi fiyat? Ya işte bak hayır ama bak biz tamam korkunç yaşayacağız öyle gözüküyor da bak sana demin de söyledim İngiltere de karışmış. Dünya karışıyor. Otomobil sıfır çip otomobil yok, çip, yok ortada. Çip yok benim, çip. 2 yaşında arabalar sıfır fiyatına çip, gidiyor. Çip yok benim. Bizde bir de bu dolar krizi yaşanınca hepten 32'li Selpak tuvalet kağıdı 132 lira oluyor. Çok pahalı arkadaşlar. 132 yani, lira. Arkadaşlar ya? Yaprak kullanın. Biz yine tabii kendi dönemime gideyim mi bidince? Vallahi Birek Ekmekçi'nin yazmış tweetinde bilmiyorum gördüm. Evet doğru. Geçen gün Gülşah da öyle söylüyordu. 125 lira vermiş, gözleri kararmış bir şekilde gelmişti eve. 3 çocuk bir yaptı. Şey söylemeye de 3 geldi. Çocuk yaptırdılar. Bebek bezi mama kaç para? Selpak tuvalet. Bak işte. Bu doğru. 3 bak, çocuk yaptı. 130 attım. İşte yani doğru mu bilmiyorum ama yani 90 gibi doğru ya, da 130 bir de yerli üretim. Şey yani, arkadaşlar bu tuvalet kağıtlarında Selpak daha sıkı yapıldığı için onlar pahalı, daha hafif olanlar var. Abi, onlardan kullanılıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bugün duydum ama yani yanlış bilgi vermek istemem. Bir top kağıt 50 lira olmuş ya dosya kağıdı. Kim kullanıyor dosya kağıdı? A4 dosya kağıdı. Kim kullanıyor ki? Herkes kullanıyor. Artık biz dosya kağıdı kullanmıyoruz. Sen AK Parti ile beraber biz dijital yazıya geçtik. Sen hala babanın dedenin dönemini mi kullanıyorsun? Artık A4 ne demek? Nerede yavak kaldı A4? Siz AK Parti'nin bu ülkeye neler getirdiğinin farkında değil misiniz Vidin? He? Neler getirdi bu ülkeye? Ağaç kesilmiyor artık bu ülkenin topraklarında kağıt yapılsın abi, diye. Kağıt AK Parti zaten. Var ya canım, AK Parti. Eskiden bir seka vardı artık yok ama. AK Parti ağaçlar kesilmesin diye kağıdı da yok etti. Kağıt fabrikası kurdu. O kadar fiyat zammı yeni uyguluyor kağıt ki kağıt kullanmayasınız diye. Onu da şeyden alıyoruz. Uzak Doğu'dan alıyoruz. Kağıt ham maddesine. Kağıdı oradan getiriyoruz. Yok şimdi bir fabrika kuruldu ya da kurulmak yani üzere bildiğim kadarıyla ama çok zor bir iş onu biliyorum. Arkadaşlar %30 nasıl oyu var diyorsunuz. Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Çünkü son 20 yıl ötekileştirme ve mahalle üzerinden kurulmuş bir siyaset anlayışı var. Bu siyaset anlayışına geçmişte muhalefetin katkıları var. Bu mahalleleşme ve bu kutuplaşmaya muhalefet AK Parti'ye fiili destek vermiştir Türkiye'de. Tam 15 yıl boyunca AK Parti de bunu tepe tepe kullanmıştır. Muhalefet Türkiye'de 2017 ile beraber aklı başına gelmiştir. Neden mi? Çünkü AK Parti kendi devletini, kendi anayasasını kurdu. Bu kadar net. Ve onun için de geçmiş muhalefet anlayışından vazgeçti. Vazgeçmeseler ne diyecekler, neyi söyleyecekler, neyi savunacaklar? O açıdan %30'luk oy küçümsemeyin ya da çok büyütmeyin. Büyütmeyin diyeyim, küçümsemek doğru değil. %30 normal. Türkiye'nin büyük çoğunluğunun hala belediyelere ellerinde. Hala ihaleler dağıtabiliyorlar, hala yoksullarla dayanışma içerisindeler. Siz onu başka türlü okuyabilirsiniz. Ali Bey biz tembel milletiz demiş. Kim demiş? İlhan Çelik. Bu tembel millet 1. Dünya Savaşı'ndan bir cumhuriyet, 2. Dünya Savaşı'ndan bugünkü Türkiye'yi yarattı arkadaşlar. Öyle tembel membel demeyin. Bu millet çalışkan. Hikaye değil. Sadece bu milletin çalışkanlığını çalıyorlar. Millet de bakıyor, ulan diyor siyaset yapan bir yıl sonra başka bir yere çıkıyoruz. O iktidarla içli dışlan olan bir yere ben niye olmayayım diye bakıyor. Çalışkan bu millet, ne demek çalışkan? Eğer bugün hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti varsa, hala ayaktaysak, o çalışkan, eli öpelesi insanlar sayesindedir. Yapmayın, yapmayın. Karataş ablayı okuyamamışsın. Bu millet Almanya'ya gidince Almanya'yı kalkındırıyor, büyütüyor da buraya gelince mi tembel oluyor? Arkadaşlar yine benim dönemimden hikaye anlatayım bilin. Sabahın 5'inde kalkılır, tarlaya gidilir, karanlıkla birlikte eve gelinir. Benim annem, babam gurbete geliyor bildin 1960'lı yıllarda. Annem biz çocuklarına, 3 çocuğu abim öğretmen okulunda, Kastamonu Göl öğretmen okulunda. 3 çocuğuna tek başına bakıyor. Tarlaya gidiyor, ineklerine bakıyor, öküzlerine bakıyor, hayvanlarına bakıyor. Bize bakıyor, yemek yapıyor. Bir damda yaşıyorduk Vidin. Bir dam. Bak tekrar söyleyeyim. Bir dam, gerçek bir dam. Bir aslında ahır, 2 odalı bir ahır Vidin. Babamlar, işte babam babasından ayrılıyor. Bir gün dedem, biz 2 tane ikizi,
küçük kız kardeşimle beraber, eskiden beşikler vardı bilirsiniz, kapının önüne koyuyor ve abimle beraber annemi kapının önüne koyuyor. İşte bir yatak ve annem bir öküz arabasıyla beraber anasının köyüne geliyor. Bir dama yerleşiyor. Damın bir tarafına oda yapılıyor, bir tarafına da bir tane öküzü konuluyor ve bir ineği. Şimdi bunu niye anlattım? Bu millet çalışkan arkadaşlar. Bu millet çalışkan. Bu milletin soyanlara bakacaksınız. Bu milleti inim inim inletenlere bakacaksınız. Ve bu milletin içerisinden çıkıp milleti sonra aşağılayan, oturdukları köşkleri, sarayları içerisinde geldikleri yeri unutanlara soracaksınız. Bu milletinin çalışkanlığı sayesindedir onların bu padişahlığı ve saltanatı. Milleti aşağılamayın, kabul etmiyorum bunu.